Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbağı.com ve Kayseri Özel Bilim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir şey söyleyerek başlamak istiyorum. Ben bugün çok ama çok net anladım ki ne yaparsan yap, kötü ruhlu, kötü düşünceli insanlar hep eleştirecekler. Ne yaparsan yap. Yani ne yaparsan yap. Porto'nun Rio Ave ile yapacağı maç öncesinde Christian Atsu anılmış. Dünyada birçok futbolcu da bu olaydan aslında etkilenmiş durumda ve ülkemizin de aslına bakarsanız bir nevi transferlerini de etkilemiş durumda. Tabii ki de can kaybı vesaire olmasaydı keşke bu deprem hiç yaşanmasaydı ama bu deprem yaşandıktan sonra da farklı bir imaja sahip olduk. Bunu asla unutmayın. İsterseniz art niyetli kötü ruhlu insanlar varsanız da burayı kullanıp bak de deprem meprem umurunda değil adamın transfer söylüyor falan filan diyebilir. Derler de depremin üstünden 2 hafta geçmiş durumda artık normal yavaştan yavaştan herkes normal hayatına dönüyor. Okullar açılacak edecek milyonlarca öğrenci derse başlayacak edecek. Yani biz de hayatımızı sürdürmek zorundayız. Ki Kayseri'de yaşayan biri olarak söylüyorum patır patır sallanmayı sürdürüyoruz. İkide bir de artçiler yaşıyoruz. 4-4,5'un üstündeki her şey sanki bizim evde de oluyor gibi oluyor. Duvarlarda hafif çatlaklar, boya çatlaklar oluyor. Bu gibi insanlara maalesef prim vermenin lüzumu yok. Onlar benim kadar yaşayamazlar. Benim kadar da normale dönmesi gerektiğini bilemezler kimsenin. Fener maçımız hazırlık maçında. Dün Fatih Karagümrük 4-2 yendi. Zayt, Serdar Aziz, Valencia ve Serdar Dursun'un gol atması da çok ayrı bir tuhaflıktı. Niye ayrı bir tuhaflık? Çünkü Serdar Dursun'un olayı karışık. Zayt sözleşme uzatma görüşmelerinde ama sosyal medyaya birileri gidecek olarak pompalıyor. Serdar Aziz sözleşmesini uzattı, sakatlığını atlattı oynuyor. Valencia sözleşme uzatmak üzere birileri başka takımlara gönderiyor. İlginç bir durum. Karagümrük'ün golü ise Cagne ve Şukurov'dan gelmiş. João Pedro sakatlığını tamamen atlatıp 15 dakika süre almış durumda. Luan Perez de 90 dakika oynamış durumda. Fenerbahçe Opet Vakıfbank'tan ayrılacağı iddia edilen Paulo Egonu'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başlamış. Ve İtalya'dan iki takım da temastaymış. Diyeceksiniz ki hocam ne alakası var ya? Niye bize bunu sunuyorsun? Yani bizim ne alakamız var? Voleybolu niye sunuyorsun? İşte Ali Koç yoksa futbolu bıraktı voleybola mı gidiyor? Hayır arkadaşlar. Biz bir spor kulübüyüz. Diğer branşlarla ilgili de bilgi vermem lazım diye düşünüyorum ve bu oyuncu da çok iyi diyorlar. Samsunspor'a kiralanan futbolcumuz Emre Demir çıktı. İlk maçında bir gole imza atmış ki tebrik ediyoruz Emre Demir'i darısı oynayacağı resmi maçlardan. Josef de Souza'nın işte bir sözleri vardı. Ben çok önemsemedim ama kafalarda soru işareti kalmasın diye bunu konuşuyorum. Sayın Ali Koç'tan özür dilemek istiyorum. Bana çok kızdığını biliyorum. O dönemden beri benimle konuşmadı. 2 kez aynı ortamda denk geldik. Selamlaşmadı benimle. Arkamda kimseyi kırgın bırakmak istemiyorum. Hem ailesi hem kendisine çok saygı duyuyorum demiş. Biz sana saygı duymuyoruz Joseph. Biz Beşiktaş'a imza atmana saygı duyabiliriz. Bu olabilir. Futbolcusun, profesyonel, para kazanıyorsun. Beşiktaş kulübü daha fazla para vermiştir. Yaparlar. Edele. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İstersen Beşiktaş'a tap yani. Bizim için hiçbir önemi yok. Hani bize gelmedin de oraya gittin diye falan değil. Ama burada Fenerbahçe taraftarına bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ali Koç niye konuşmuyor biliyor musunuz? Birkaç yıl önce Rize deplasmanında maç kazandıktan sonra rakiplerimiz teşvik primi veriyor diye Fenerbahçe'nin adını şikeciye çıkartmaya çalıştın ya ondan olabilir mi Joseph? Senin hakkında hiç kimse soruşturma açmadı. Ondan olabilir mi Joseph? Bakın arkadaşlar. Ben bu ülkede hani Fenerbahçe'ye karşı şu olayların olmasından çok rahatsızım. Ve Fenerbahçe taraftarının da birbirini yemek, başkanı yemek, yönetimi yemek. Aman en büyük sayfa ben olayım, en büyük kanal ben olayım diye. Kendi müdavimleri yemek, yani bunları yemek özelliğinden, huyundan vazgeçip Fenerbahçe'nin haklarını korumaya yönelik hareketlerde bulunmalarını tavsiye ve rica ediyorum.
Hangi yoruma baksam Ali Koç'un yoğurt deyişi. Hangi yoruma baksam biz beceremeyiz. Hangi yoruma baksam transfer süreci uzatıldı Galatasaray'a yaradı. Şimdi bir de şeyler türedi. Ben burada açıklama yapıyorum ya. Galatasaraylı hani yorum yaparken Fenerbahçeli ama itiraz ederken Galatasaraylı olduğunu belirten yorumlara denk gelmeye başladım. Şey diyorlar. Sen niye Galatasaray'ı konuşuyorsun? Abi değil mi? Türkiye'de sadece Fenerbahçe var. Başka takım yok. Fenerbahçe kendi kendine maç yapıyor. Rakipleri konuşamayacağım. Siz niye Fenerbahçe ile yatıp kalkıyorsunuz? Siz niye Fenerbahçe taraftarını parmağınızla oynatmaya çalışıyorsunuz? Niye kukla gibi Fenerbahçe taraftarını parmaklarınızla böyle hareketlendirmeye çalışıyorsunuz? Siz konuşun. Josef Efendi, sen Fenerbahçe'ye teşvikçi, şikeci imasında bulundun. Bundan selam vermemiş olabilir mi? Yani Kadıköy'de gol sevincine sevindin diye Lemos'a insanlık dışı bir faul yaptın diye değil sana tepki. Sen önce yaptığın pisliği bir düşün, ardından bunu düşün. Deprem sürecindeydik, hiçbir şeyi konuşmadık, hiçbir şey dert etmedik. Eyvallah, yani her şeye eyvallah ama artık deprem süreci bitiyor. Artık kirli çamaşırların ortaya dökülme vakti geldi. Kirli çamaşır demişken, bir Onur Bulut meselesi var. Şu süreç biraz atlatılsın, ben size anlatacağım detaylarını demiştim. Şimdi detayları anlatma vakti geldi. Kayserispor sözleşme uzatıyor Onur Bulut'la. Ve Onur Bulut kafasına göre sözleşmesini tek taraflı feshedip Beşiktaş'a imza atıyor. Ve Kayserispor'da TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na yani UÇK'ya başvuruyor. Ve Kayserispor basın sözcüsü Sayın Samet Koç da açıklamalarda bulunuyor. Diyor ki Beşiktaş'ın gönderdiği 1 milyon doları da geri gönderdiklerini ve konuyu UÇK'ya taşıdıklarını söylüyor. Beşiktaş 1 milyon dolar göndermiş. Bu olay çok karışık. Sözleşme sezon sonunda bitecek. Onur Bulut'la sözleşme imzalıyorlar. 3 yıllık sözleşmeyi imzalayıp sözleşmesine tek taraflı feshedip Beşiktaş'a gidiyor. Ve burada bir sıkıntı var. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Benim kişisel görüşlerim, kişisel fikirlerim bu olayın çok mide bulandırıcı bir olay olduğu şeklinde. Ancak ben burada bütün taraftarları kucaklayan, bütün taraftar gruplarına karşı adaletli, net, tarafsız yorum yapmaya çalışan biri olarak şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bu olayda Onur Bulut isminin yerine neydi o Galatasaray'ın adı? Oğulcan Çağlayan ismini koyun. Beşiktaş yerine Galatasaray ismini koyun. Suçlu Galatasaray'dı değil mi? Galatasaray büyük de cezalar yedi değil mi? Biz hatta burada Galatasaraylı arkadaşlarla tartışırken dedik ki bakın oğlum ya etmeyin eylemeyin. Yasalara göre yasak. Siz kural hatası yapmışsınız. Çiğnemişsiniz kuralı. Bazıları kabul ettiler. Ama Beşiktaş'ta arkadaşların yorumları çok enteresan. Şimdi bir kardeşimiz sosyal medyada bir kardeşimiz link vermeyeyim çünkü linçleyebilirsiniz. Süreci madde madde anlatmış. Ben madde madde okuyorum ve doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğim. Onur Bulut transferinin perde arkası. 1. Kayserisporlu yetkililer Onur Bulut ve temsilcisine transfer için istediği kulüple görüşme özgürlüğü veriyor. 2. Bu izinden 10 gün sonra Kayserispor ile Fenerbahçe Onur Bulut transferi için 3 milyon 750 bin euroya anlaşıyor. Siyam'dan kalan bir kısım para artı takas olabilir. Sezon sonunda bazı anlaşmalar olabilir. Hani topuk yaylası tesislerinde kamp olabilir vesaire olabilir. Ama 3 milyon 750 bin euro doğru. 3. Onur Bulut'a Kayserispor Fenerbahçe ile anlaşıldığını iletiyor. Bak Kayserispor Fenerbahçe ile anlaşıldığını iletiyor. Bu sırada Onur ve temsilcisi Kayserisporlu bir yöneticiyle 1 milyon euroya serbest kalır protokolü imzalıyor. Bakın yöneticiyle imzalıyor. Şimdi şöyle anlatayım size. Okulda okul müdürü var. Ama ben okulla ilgili bir kuralı gidip okul müdürünün oğluyla imzalıyorum. Bana deli dersiniz değil mi? Manyak mısın oğlum sen? Resmi iş müdür oradayken oğluyla imzalanır mı dersiniz? Bu da benzer bir şey. Doğru. Buraya kadar doğru. 4. Beşiktaş'ta bir yönetici Onur Bulut ve temsilcisiyle üçüncü kez görüşerek mutabakat sağlıyor. Not bu tarih depremden 1-2 gün sonra. Yani ülke sarsılıyor ama Beşiktaş yönetimi boş durmuyor. Transfer çalışmalarına full devam ediyor. Ya da ne çalışması derseniz. 5. Bu sırada Kayserispor'la Fenerbahçe arasında anlaşmanın resmileşmesi adına adımlar atılıyor. Resmi sözleşme vesaire yapılıyor. Tabi hazırlanıyor bu sözleşmeler. 6. Doğru.
Yine aynı zaman diliminde Onur'un temsilcisi Kayserispor'a Beşiktaş'ta anlaştıklarını iletiyor. Bu arada Beşiktaş'ta hani Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile görüşüldüğünden haberi var. Fenerbahçe ile konuşulduğundan haberi var. Her şeyden haberleri var. Yani burada delikanlı Beşiktaş duruşu hepsi ortada. Yani 7. Onur Bulut'un temsilcisi Kayserisporlu bir yöneticiyle imzalanan protokolü Başkan Ali Çamlı ve yöneticilere gösteriyor. Bak işte burası filmin koptuğu yer. Ve bu sırada Beşiktaş Kayserispor'a 1 milyon euroluk bedeli kulübün hesabına gönderiyor. 8. Başkan Ali Çamlı bu yöneticinin imza yetkisinin olmadığını ve transferin gerçekleşmeyeceğini Onur Bulut ve temsilcisine iletiyor. Bak hatadan dönün, olay büyümesin, kapatalım diyor yani. 9. Protokolü imzalayan yönetici Başkan Ali Çamlı kabul ederse ikinci imzayı da atsın. Ben protokolü imzaladım diyor. Ben o yöneticinin adını da buldum arkadaşlar. Onu da söyleyeceğim. 10. Kayserisporlu yetkililer bu protokolün geçersiz olduğunu Beşiktaş'ta bir yöneticiye telefonda iletiyorlar. Ve diyorlar ki bakın bu meseleyi çözmedik biz UÇK'ya gideceğiz diyor. Beşiktaş'ta yönetici ise o yöneticinin attığı tek imza bizim için geçerlidir. İstediğiniz yere gidin diyor. Bak istediğiniz yere gidin. Şimdi Beşiktaşlı taraftarlar Kayserispor yönetimini atıp tutuyor. Diyor ki Fener'e gelince şöyle yapıyorsunuz. Şuna gelince böyle yapıyorsunuz. Şimdi Beşiktaşlı arkadaşlar vicdanınız varsa kendinizi Kayserispor yerine koyun. Futbolcuyu 3.750'ye bir takıma satıyorsunuz. Anlaşmışsınız. Araya başkası giriyor. Şark kurnazlığı yapıp 1 milyon euroya almaya çalışıyor. Tepkiniz ne olur? Takım önemli değil. Trabzonspor yapıyor diyelim. Galatasaray yapıyor diyelim. Karagümrük yapıyor diyelim. Tepkiniz ne olur? Biz bir şey demeyiz hocam. Yazık. Kimsenin hakkına girmeyiz. Diyorsanız aptalsınız. Hakikaten aptalsınız eğer bunu diyorsanız. 3 milyon 750 bin euroyu bırakıp 1 milyon euroya tamam diyorsanız geri zekalısınız. Net. Varsa bu kadar geri zekalıysanız bir şey diyemem. Ya bir şey de Rozier'i 1 milyon euroya bir takımın aldığını düşünün. Tepkiniz ne olur? Aynı Rozier'le de 3.750'ye biriyle anlaşmak üzeresiniz mesela. Anlaşmışsınız hatta. O 1 milyon euroya alana şey mi diyeceksiniz? Ya biz ortalığı karıştırmak istemiyoruz. Beşiktaş'ta duruşu var. Biz geri çekiliyoruz diyecek kadar aptal mısınız? Değilsiniz. 12. Kayserispor kulüp avukatları ise kendilerine göre usulsüz olan bu protokolle alakalı toplantı yaptıktan sonra Başkan Ali Çamlı ve kulübün imza sirküleri olmadan bu transfer gerçekleşemez ve resmiyet kazanamaz diyor. Ya düşünün arkadaşlar başkan son yetki başkan da başkanın imza atmadığına hiçbir şey olmaz. Yani hiç kimse yapamaz. Başkan vekilinin imzası bile geçerli değil. 13. Kayserisporlu yönetici biz haklıyız. Hem Beşiktaş'ın hem de Onur Bulut bu transfer ile alakalı bazı katlanmaları gereken cezalar alacaklar diyor. O yöneticiyle de bizzat telefonda görüştüğünü söylüyor duyumu veren kardeşimiz. 14. Biz Fenerbahçe ile 3 milyon 750 bin euroya Onur Bulut için anlaşmıştık. Beşiktaş 1 milyon euroya transferi bitirdiğini düşünüyor diye de eklemiş. 15. Beşiktaş'ın bu transferi kabul etmediğimizi ilettik. UÇK kapsamında bundan sonra karar federasyonda. Biz Fenerbahçe ile anlaşmıştık. Açıkçası Beşiktaş'ın da böyle bir hamle beklemiyorduk demiş. 16. Tüm bunlar yaşanırken tarih 9 Şubat. Evet, 9 Şubat. Depremden 2-3 gün sonra. 9 Şubat sabahı Beşiktaş Kayserispor'a da 1 milyon euro para transferi gerçekleştiriyor. Öğle saatlerinde Kayserispor parayı geri iade ediyor. 10 Şubat sabahı Beşiktaş tekrar gönderiyor. Kayserispor tekrar iade ediyor. Fatih Doğan hem Kayserisporludur hem Beşiktaşlıdır bildiğim kadarıyla. TRT'de yorumcudur hem de Kayserilidir. Fatih Doğan olayı açıklıyor. Diyor ki Onur Bulut'un 1 milyon euroluk çıkış maddesinin yer aldığı sözleşmede Kayserispor'da imzası olan isim Başkan Vekili Nurettin Açıkalın. Başkan Ali Çamlı'nın imzası yok. Kayserispor ben 3,5 milyon euroya Fenerbahçe'ye verecektim. Beşiktaş 1 milyon euroya aldı diyor diye belirtiyor. Nurettin Açıkalın ismini de belirtiyor. Şimdi dedim ya size Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan isimlerini koyun. Ne olur? Galatasaray ceza aldı değil mi? UÇK'dan. Ciddi bir ceza aldı. Ve adı transfer şikecisine çıktı bir dönem. Bu konuşuldu. Hatta Galatasaray taraftarı itiraz etti. Ya sözleşmesi bitmiş futbolcu dedi. Çaykur Rizespor defalarca dedi ki ya dedi biz sözleşmesi bitti falan filan demedik. Futbolcunun sözleşmesi var. Bizi uyardık ettik. Şimdi Galatasaraylılara göre Çaykur Rizespor haksız.
Sonuç ne oldu? Olcan Çağlayan'ın futbol hayatı şu an nerede? Gerisini size bırakıyorum. Ben bu süreçte şunu söylüyorum. Beşiktaş kulübünü tebrik ediyorum. Gerçekten dik duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. Millet depremle uğraşırken el altından futbolcu transferine çalıştıkları için tebrik ediyorum. Hakikaten millet depremle uğraşırken Fenerbahçe'nin anlaştığı futbolcuyu böyle bir süreçte Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak adına transfer ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum. Onur Bulut'u da tebrik ediyorum. Ya hayalleri vardır, Beşiktaş'ta oynamak istiyordur. Hiçbir şey diyemem. Hiçbir şey diyemem. Fenerbahçe yönetimiyle görüşüp yıllık ücret konusunda da neredeyse anlaşmaya varıp bunu yapıyorlarsa ben bir şey diyemem. Fenerbahçe taraftarını da tebrik ediyorum. Diyorlar ki Onur Bulut'a 750 verilir mi? Onur Bulut, inancınız olsun, Kayserispor'da bu ligin çok ötesinde bir Gökhan Gönül performansı sergileyerek topunu oynuyor. 3750 de verilir. Verilmez futbolcu değil. Ancak Tiam'dan kalan bir borç var. Kayserispor zor durumda. Transfer yasağı almış durumda. Bu parayı verecek durumları, kapasiteleri yokken sen fırsatçılık yapmıyorsun. Sen delikanlı bir şekilde gidip futbolcu almaya çalışıyorsun. Görüşüyorsun. Ben Anadolu kulüplerinin hepsine söylüyorum. Hepsine. Bugün Kayserispor'a, yarın siz olacak, farkında mısınız? Bugün Beşiktaş yaptı. Dün Galatasaray yaptı. Yarın başkası yapacak belki. Aklınızı başınıza alın. Aklınızı başınıza alın. Fenerbahçe futbolcuyu istediği zaman bilmem kaç milyon euro çekip de başka takım istediği zaman ucuza gönderen takımlar. Aklınızı başınıza alın. Bu sizin de başınıza gelecek. Ben söyleyeyim size, başınıza gelecek. İkinci olay. Ben şunu söyleyeyim. Bu olayın sonu ne olur? Beşiktaş 3-4 yıl transfer yasağı alır. Bir 10 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalır. Onur Bulut bir 6 ay boyunca, 1 yıl boyunca futbol oynayamaz. O Kayserispor yöneticisine hapis cezası bile çıkabilir. Çünkü imza yetkisini yani haksız kullanmış. Ama burası Türkiye. Burada olayın üstü kapatılır. Kulüpler anlaştırılmaya çalışılır. Kayserispor eğer omurgalı dik durursa, arkadaş bu bizim başımıza ikinci kere geldi. Bunu zamanında başka bir takımla daha yaşadık. O takıma da yıllardır futbolcu göndermiyoruz derse, bakın bakalım ortalık ne olacak. İnşallah da derler. Ya arkadaşlar bana kızmayın. Bir düşünün. Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın anlaştığı futbolcuyu aldığını düşünün. Adı ne olurdu bunun? Fenerbahçe yaptığı zaman adı transfer şikesi oluyor, kahpelik oluyor, bilmem nelik oluyor, değil mi? Falan rakip anlaşmış. Millet deprem derdinde sizin derdiniz bu muydu? Lanet olsun olur. Ki bir de orada o ara bir puan pazarlığı da var. Deprem bazı kişilerin umurunda değil, orada puan pazarlığı da yapıldı. Ben vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Varsa vicdanınız, vicdanınızla yorum yapın. Gerçekten merak ediyorum. Bu videonun altına hocam ben Beşiktaşlıyım ama sözlerine katılıyorum. Hakikaten aynısını Fenerbahçe yapsaydı ne diyorsan aynısını derdim ya da daha fazlasını derdim diyen delikanlı insanlar çıkacak mı merak ediyorum. Çok merak ediyorum. İkinci bir olay. Zaniolo. Nicolò Zaniolo. Hocam sen de var ya bir piyasaya giriş yaptın. Yani öyle böyle değil. Nasıl bir giriş yaptın? Dur bir yargı modunu açtın. Yargı modu değil. Ben bilgileri açıklıyorum. Sosyal medyada bir haber gördüm. Milan yaz transfer döneminde Nicolò Zaniolo'nun sözleşmesindeki 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transfer etmeyi düşünüyormuş. Şimdi birincisi, ben Galatasaray'ın resmi açıklamasında serbest kalma bedeli 35 milyon eurodur diye bir açıklama görmedim. Varsa da bilgilendirirseniz sevinirim. Ya olabilir. Benim gözümden, dikkatimden kaçmış olabilir. Hani herkes şu anda depreme odaklanmış durumda. 2 haftadır kafalar beyinler depremde. Ondan olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Onu geçtim. Şimdi 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyip yazın alacaklarmış. Şimdi buna inanan kişilere ben bazı sorular sorayım. Aziz Allah'ın. Ezan da okunuyor da şimdi. Bir, gerizekalı Milan ya da Mal Milan 15 verip niye devre arasında almamış? 2. Mal Milan niye sezon sonunda 35'e alacak? Ya kaç maç oynadığını görmüş ki bu sezon. 3. Mal Milan bu transferden haberdar mı? 4. Yani Mal Milan'ın taraftarı ne diyecek? Yani Milan taraftarı herhalde başkanlarının yoğurt yiyişine kızacaktır. Sıra gelelim size. Sıra şimdi size geldi. Gelelim size. 1.
Şimdi bu haberi Galatasaray yönetimi ya da yönetime yakın kaynaklardan birisi para verip yaptırabilir mi? Sadece soruyorum, bak, iftirada bulunmuyorum, çamur atmıyorum, lekelemiyorum, kirletmiyorum. Sadece ve sadece ve sadece soruyorum. Hani Galatasaray yönetiminden birisi para verip alın arkadaş şöyle bir haber yapın dedirmiş olabilir mi? Sadece soruyorum. İki. Acaba futbolcu fos çıkmış olabilir mi? Lan biz yıldız diye aldık. Bir ara Fenerbahçe Krasiç'i aldı. Lan yıldızdı, uçuyordu, kaçıyordu, hopluyordu. Lan Fener'e bir geldi. Lan aynı kişi mi? Galatasaray bir Skid Rolls-Royce muydu? Öyle birini aldıydı ya. Değişik bir ismi vardı. Bir dakika bile forma giymedi. Bir dakika bile. Müthiş bir para verdiler de. Rolls-Royce muydu? Öyle bir şeydi ya. Hatta çok esprisi geçti. Bu çocuğun ikiz kardeşi vardı da biz onu mu aldık falan diye. Var Beşiktaş'ın da böyle transferi, var Trabzon'da böyle transferi. Acaba fos çıkmış olabilir mi ikinci madde? 3. Futbolcu fos çıktı. Ve bizim Sazan Bahçeliler'de 7-24 Galatasaray PR'ı yaptıkları için acaba bizim Sazan Bahçelileri de alıp 7-24 PR yapan bu kitleyi de yanlarına çekip dikkat dağıtmak için böyle bir haber piyasaya sunmuş olabilirler mi? 4. Peki kesin olarak 15 milyon euro ile sınırlı mı? Yoksa şampiyonluk gelmesi gelirse 5 milyon euro daha verileceğine dair söylentiler doğru mu? Ve yıllık ücreti kesinlikle 5 milyon euro olduğu doğru mu? Bak bu kesinlikle 5 milyon euro olayına sizler de araştırın. Uzun lafın kısası, eğer Galatasaray şampiyon olursa 20 milyon euroyu almış olacak. 4 ön eleme turu oynayacak Galatasaray. Eğer futbolcuyu satarsa 20 milyon euronun üstünde satış bedelinin %20'sini de Roma'ya verip kalanını kendi alacak. Yani düz mantık, futbolcuyu 30 milyon euroya satarlarsa 22 milyon eurosu Roma'nın olacak. 8 milyon euro kazanmış olacaklar. 30 milyon euroya satılırsa, futbolcu fos çıkmazsa 30 milyon euro edecek performans gösterirse. Ama Fenerbahçe taraftarı, siz Ali Koç'a sallamayı sürdürün. Yoğurt yiyişini sürdürün. Bir şeye daha merakımdan baktım. Bir kardeşimiz bana özelden, yani özelden demeyin, bir kardeşimiz bir duyum paylaştı. Ya da bir veri paylaştı. Merak ettim, araştırdım. Süper Lig'den bir arkadaş dedi. Ligimizin yeni transferlerinden biri. 20'li yaşlardan bir arkadaş, iki defa hayatı boyunca çapraz bağ koparmış. Lan 20'li yaşlarda değil mi? 27 mi? 28 mi? 29 mu? Yok dedi. 23 ve 6. 23 yaş ve altında bir futbolcu iki defa çapraz bağ koparamaz dedim. Öyle bir futbolcu yok dedim. Yani öyle bir futbolcu futbol hayatını sürdüremez. Sakat olarak, müzmin sakat olarak hayatını sürdürür. İmkanı yok dedim. Ben bunu deyince, la biz yalan mı söylüyoruz? Pis adam dedi. Ve veriler geldi önüme. Bakınız. 2019-20 sezonundan itibaren kas yorgunluğu 3 gün, çapraz bağ yırtığı 266 günlük bir sakatlık. Çapraz bağ kopmuş futbolcunun Eylül-Mayıs ayında, yani 2020-21 sezonunu es geçmiş. Koronavirüs herkeste olabilir. Ezilme herkeste olabilir. Kas yorgunluğu olabilir. Diş sakatlığı. Bakın, çapraz bağ, diş sakatlığı. Bu sıkıntı. Alt adale problemi, süre kısa süre ama şimdi futbolcu o dönemde oynadı mı oynamadı mı ben bilmiyorum. 3 günlük bir sakatlık, sakatlığı bilinmiyor. Kas problemleri, kalça fleksörü problemleri 10 günlük. Bakın kalçada bir sakatlık, dizde bir sakatlık, çapraz bağ. Kas yorgunluğu, sakatlığı bilinmiyor. 29 Mayıs, 8 Haziran zaten sakatlığı bilinse ne olur, bilmese ne olur. Ve bu sezon omuz sakatlığı 21 gün, grip 3 gün, depresyon tükenmişlik 8 gün. Bu arada futbolcunun kim olduğunu zaten anlamışsınızdır. La bu Roma ne yapıyor lan bu futbolculara? Perotti de benzerdi. Şimdi merakımdan Perotti'yi de bir araştırasım geldi. Ve Perotti'yi de hemen ekranlara getireyim. Kas sakatlığı, alt adale, kas problemi, hamstring, uyluk, ezilme, bak aynı. Karın rahatsızlığı, kas yorgunluğu, diz sakatlığı, aşil tendonu problemi. Bakın Fenerbahçe'de kaçırdığı maç sayısı 24, 29, 30, 40 maç kaçırmış. Ve alt adale yırtığı falan derken
Benzer sakatlıklar. Ben kimsenin futbolcusunda gözüm yok. Benim kimsenin transferinde şunun da bunun da gözüm yok. Ama eğer söylentiler doğruysa ben ortalığın karışacağı görüşündeyim. Yani siz de araştırın. Bakın bakalım ben acaba Ali Koç'u savunmak adına mı bunları söylüyorum? Yoksa sosyal medyadaki Fenerbahçe ile ilgili yapılan yüklemelerin, Fenerbahçe'ye karşı yapılan kötü propagandayı söndürmek adına mı konuşuyorum? Kararını size bırakıyorum arkadaşlar. Bakıp inceleyip görebilirsiniz. Bu beni alakadar etmez. İster 15'i alsın, ister 50'yi alsın. Ha, futbolcu sakat çıksa, tutmasa ben sevinirim. Niye sevmeyeyim? Ezeli rakibim. Boşuna para vermiş olacak falan filan. Ama ben şundan dolayı bu videoyu çekiyorum. Bazı şeyleri artık gözünüzü açın. Bazı şeylerin niye sosyal medyaya verildiği, niye Fenerbahçe sayfalarının düzenli bir şekilde, sistematik şekilde Ali Koç istifa, bilmem transfer şöyle mi olur, böyle mi olur? 5 Mart'a kadar uzatıldı. Bakalım kaç isim gelecek? Ben adım soyadım kadar eminim. İki tane de yıldız gelse, bir tane de yıldız gelse yine Ali Koç istifa diyecekler. Niye bugüne bıraktın diyecekler. Avrupa listesine eklenmiyor diyecekler. Sonra açıklama gelecek diyecekler ki Avrupa listesine ekleyebiliyoruz. Diyecekler ki niye şimdi aldınız? Bu kadar zaman niye durdunuz? Deprem vardı. Ya millet depremde çalıştı, siz niye çalışmadınız olacak. Adı depremde arka bahçeden dolananlar, arka sınırdan dolananları temizlemeye doğru gidecek. Böyle olacak. Arkadan dolaşanları, arka bahçeden dolaşanları, yapılan yanlışları temizleyecek arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarı temizler, severler böyle şeyleri. Çünkü rakipler yapınca mübah, bizimkiler yapınca günah olan bazı şeyler vardır. Bunlar da, bu da onlardan biri maalesef. Ben şunu söyleyeyim. İnşallah Kayserispor ve Beşiktaş arasındaki olay adaletli şekilde sonuçlanır. Hani adalet neyi gerektiriyorsa, adil olan sonuç neyse o çıkar. Ben onu söyleyeyim. Adil olan sonuç neyse o çıkar. Aynı şeyi Fenerbahçe yapmış olsaydı şu anda millet deprem yayınlarını bırakıp Fenerbahçe'nin bu transfer rezaletini konuşuyor olurdu. İnşallah yine adil bir şekilde konuşurlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.